15 Temmuz akşamı bu parlamentoya gelen 105 milletvekilinden bir tanesiyim. İlk gelen milletvekillerinden birisiyim. Şu görmüş olduğunuz arka sıralarda oturuyorken gecenin geç saatlerinde, saat 10 sıralarında veya daha geç de olabilir, ilk bomba yediğimizde orada oturuyorduk. Bunu neden anlattım? Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün yapmış olduğu değerlendirmede 15 Temmuz akşamı şehit olanların da evet dediğini, evet diyeceğini söyledi. Biz o gece bu meclisten çıkamasaydık, burada değerli milletvekilleri var, 3 kat yerin altında beraber olduğumuz, o gece parlamentoda olduğumuz, biz o gece belki o bombaların altında şehit olabilirdik ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın o değerlendirmesine katılmıyorum. Büyük bir onurla ve gururla hayır diyeceğimi bir kere daha ifade ediyorum. Biz o akşam bu parlamentoya Recep Tayyip Erdoğan'ın bekasını savunmaya gelmedik değerli arkadaşlar. Biz bu parlamentoya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük emanetim dediği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni savunmaya geldik. Öncelikle onu ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bir hayır kampanyasında evet hayırla alakalı olarak önemli bir sürece gidiyoruz. Bu süreçte Türkiye'nin gerginliklerle devam etmeden uzlaşmayı kendine şiar edinerek bu yarıştan çıkacağını umuyorum. Önümüzdeki günlerde inanıyorum ki hangi türlü sonuç çıkarsa çıksın Türkiye'nin hayırlı olacağına yürekten inanıyorum değerli arkadaşlarım. O nedenle sözlerimi bitiriyorken diyorum ki taş olacağız, toprak olacağız ama bu hayırlı yolda yoldaş olacağız diyorum. Ve hepinizi Yüce Meclisi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum.